Adaylarım derken üç tane adayım olacaktı. Reji, nerede benim üçüncü? Nerede ya, üçüncü aday? Bak. Niye aramıyor kız hep beni? Aa. Ha? Konuşuyor muyuz ya? Ya sus! Aa, bak. Kusura bakma. Ha, söyle. Tandır sipariş ettim, geç pişince geç kaldım. Kusura bakma. Gerçi bakayım bir. Tandırın geç piştiğine dair bir bilgi yoktur sizin gibi insanlarda. Muhtemelen. Varoşlar, ne yapayım? bir dakika. Baroş derken, Yeter Hanım, bu disko topu ne diyor? Disko topu mu? Benim kıyafetime laf mı ediliyor şu anda? Ben ona sinirlenirim ha. Ben kıyafetimi satsam senin bütün mahalleni alırım, çapsız. Nefesim kesildi o. Ay. Oturayım mı? Hadi otur bari. Hadi bakalım, buyur. Seni tanıyalım önce istedik. Şimdi ben... Naime. Özel hayatımda tam bir aşk insanıyım. Tamam. Sektörde de tam bir patron insanıyım. İşte ama aşk hayatımda bazı tatsızlıklar olunca ben de en son buraya düştüm. Ne yapayım? Tamam, peki. Evet. Tamam, peki. Evet. Heyecanlısın. O kadar ki. Peki var mı böyle içinde bir duygu, görme duygusu, hani nasıl bir şeydir falandır? Görebiliyor muyum? Yok, göremezsin. Sen niye soruyorsun? Yok, göremezsin. Hayır, ben sana soruyorum sadece. O zaman şunu alsana, hani biraz aç kafa şu kapıyı. Ne yapıyorsun sen, Naime? Sen şunu... Tamam, hadi buna. Bir aç kafa kız. Ya öyle şey olur mu? Format gereği sonra açılacak paravan. Bakamazsın ya, şimdi. Aa, vallahi çılgın bir format gereği. Vay, mermer gibi. Mutfağın üstündeki granit gibi değil mi? Ay, çok güzel. Sen şimdi aslında olmayanı yaptın ama neyse, tamam hadi. Görüşmeler. Seni mazur görüyorum. Tamam. Tamam mı? Şimdi istiyorum ki yarışmacılarımızı tanıyalım. Haydi bakalım bayanlar, anlatın kendinizi, buyurun. İsmim Çiçek. Özel bir şirkette müşteri ilişkileri departmanında çalışıyorum. Hı hı. Dans ediyorum ve düzenli yoga yapıyorum. Düzenli yoga yapacağına düzenli et yesin. Acık yağ tutarsın ya. Huzuru istiyorsan bu da yetmez. Bu da lazım anam. Al cebine koy. Aman veriyorum da almıyorlar ya. Ben Leman. Evet Leman, seni tanıyalım, buyur. Böyle yılbaşı ağacı gibi süslenmekten ve abartılı makyajdan hiç hoşlanmam. Doğallıktan ve sadelikten yanayım. Makyaj malzemesi alamayan da doğallıktan yanayım. Kazım Bey. Efendim, efendim, buyurun. Ben bu adayların içinde 10 numarayım bak. Aa bak, güzel bu ha. Ben de 10 numarayım. 10+10=30. Ay tam aradığım gibi bir erkek. Yakışıklı ve saf. Çok severim. Saf salak bir şey benziyor. Naime Hanım, ben de safım. Elime kadın eli değmedi. O derece yani. Keşfedilmemiş bir ormanım adeta. Ya sus be, çalılık. Allah Allah. Et döner varken bamya mı yiyeceğim ben? Hadi otur. Sen yoksun. Kazım, adayları kısaca tanıdın değil mi? Evet. Duydun. Dikkatini çeken bir aday var mı, onu merak ediyoruz. Evet, Yeter Hanım. Ben böyle abartılı abartılı hareketleri sevmem. Evet. Böyle abartılı konuşmaları da sevmem. Hı-hı. Dolayısıyla Leman Hanım'ın bu doğallığı benim ilgimi çekti. Leman Hanım, şu doğallık meselesini biraz açabilir misiniz? Tabii açayım. Mesela ben hiç saçıma kimyasal sürmedim. Şampuan ve duş jeli kullanmam. Yokluktan kokuyorum demiyor da. Doğalım diyor. Kokuyor bu. Kokuyorsunuz bayan. Ya bu hep böyle müdahale edecek mi Yeter Hanım? Ben muhatap olmak istemiyorum. Allah Allah, kredi kartını, ekstrasını asgariden ödeyen insanlarla ben zaten muhatap olmam. Peki, şimdi sizin aranızdaki bu rekabet kızışıyor, tamam mı Naime? Sen ona, sen ona, sen ona. Ama ben merak ediyorum, artık Kazım hazırsa artık ilk sorunu alalım. Evet. Hadi Kazım. O zaman bana ve benliğime ulaşan, bana benzer çiçeklerle kaplı, bana giden yolların kapılarını açacak soruları soruyorum. Hadi artık, ama gına geldi bize Kazım senden. Hadi artık sor. Çiçek, birlikte bir orman gezisindeyiz ve beni bacağımdan yılan ısırdı, ne yaparsın?
Öncelikle senin için çok üzülürüm. Sonra doktor çağırırım ve o gelene kadar iyi ve güzel enerjimle sana tüm acılarını unuttururum. Adam öldü zaten, acısı mı kaldı? Hey! Neman Hanım, siz ne yaparsınız? Ben doğal yollarla seni kurtarırım. Organik bir kür yaparım ve seni iyileştiririm. Hmm. Peki Naime Hanım, farzı misal mesela örneğin... Evet? Ormandayken beni bacağımdan yılan ısırdı. Siz ne yapardınız? Emerim. Şu haşlanmış etin içindeki ilik olur ya. Onu böyle... diye. Hani görmüyorsun da arkadaş görüyor. Diye emer. Zehri dışarı hani o şekilde atarım. İlginç, enteresan. Evet. Vallahi verdiğin cevapla sanıyorum... Kazım'ın gönlünde bir yer edindin. Ne diyorsun Naime? Vallahi ne bileyim? Aa, tebrik ediyorum seni, tebrik ediyorum. Hadi bakalım inşallah. Evet. Benim de yer edindi gönlümde. Naime Hanım, dikkatimi çektiniz. Ormanda yürüyoruz. Ha? Benim bacağımı yılan soktu. Ne yaparsınız? O yılanı alnından öperim. Alnından öperim, cebine de 3-5 kuruş fazladan sıkıştırırım. Derim şu çiçeği tut diye çiçeğe salarım. Tut diye. Ya o ne demekmiş acaba? Sizden hala yılan mı var burada? Lütfen hanımlar bakın, mahalle kavgasına döndürüyorsunuz olayı. Tamam, lütfen anladım. Biraz sakin olalım. Evet tabii yani ben olunca konu sizce de kavga etmeleri normal değil mi? Ay bu da narsizmin sınırlarını zorluyor da zorluyor. Ah yeter hanım. Kazımcığım soruları geç. Yeter hanım Diyorum ki evet. Keşke diyorum bir tane daha benden olsa da benim için onunla bir kavga etseydim be. Kazımcığım soru var mı soru? Ha tabii. Hadi. Şimdi benim için beslenme konusu çok önemli. Dolayısıyla benim hayat felsefem insan sevdiğinin yediğini yemelidir. O zaman sizin nasıl bir beslenme tarzınız var? Ben veganım, et yemiyorum. Öf ya! Açlık sınırının yeni adı da veganlık olmuş. Bu ne be? Ay, o ne demekmiş ya? Benim durumum var çok şükür ama sizin gibi görgüsüzlük yapmıyorum. Bu bir felsefe bir kere. Ya siz Kazım buna hiç bakmayın ya, bunu dinlemeyin. Yok ya, nasıl korktu bak. Bana bak kız, sen buraya metrobüste geldin mi, gelmedin mi? Gel diye iade aldın mı, almadın mı? Kazım için kavga etmenize gerek yok. Ben de buradayım. Ve bu bizi hiç ilgilendirmiyor değişik adam. Otur adam buraya. Yine de burada bekleyeceğim. Belki birinizin kafasına bir ışık düşer. Kafanızda, beyninizdeki o erkek estetiği kısmı silinir. Ne bileyim, olur mu olur. Umut bu, umut. Olmaz. Şu üç tane kadının bir fikri varsa o da seninle olmamak. Değil mi kızlar? Tamam. Kapışmayın. Evet, hadi Kazım artık kendini övme. Artık diğer sorularına geç. Hadi devam edelim artık. Şişiyoruz ama. Hadi. Allah yeter hanım. Zaten benim varoluşum başlı başına bir övgü değil mi? Nasıl kendini övüyor adam ya? Evet, tamam. Levan Hanım'a sıradaki sorum gelecek. Hadi efendim, buyursunlar. Levan, bana... kuramayacağım bir cümle söyle. Bir porsiyon daha alabilir miyim? Çünkü bunun fakirlikten midesi küçülmüştür ondan. Ya her şey para mı sizin için? Ya fakir avuntusu cümlede geldi. Başta seni eleneceğim bak, bu ikimiz kalacağız. Şişt, bak anladım, hırslısın lan. Çok. Ama olmaz. Lütfen biraz bak, müsaade et. Diğer yarışmacılar da konuşacak. Anam hep sen konuşuyorsun. Sen Allah, bir sakin ol. Tamam. İki numara sen... Hayır. Ne oluyor? Hayır, gerek yok. İki numaranın konuşması hiç gerek yok. Aa. Evet. Bu üç numara benim dikkatimi çok çekti Yeter Hanım. Aa. Evet, benim için savaşması, bir mücadeleye girmiş olması açıkçası beni çok etkiledi. Onun için sıradaki soruyu ona sormak istiyorum. Peki, öyle olsun. Ya ne? Benim için... duyguları dile getirmek çok önemlidir. Duygular çok önemlidir. Benim için bir şiir yazar mısın? Dalak yerim, döş yerim. Biftek kokar düşlerim. Eğer karnım doymuşsa sevdiğimi dişlerim. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.